Değerli basın mensupları, bu çürümüş, yozlaşmış yönetim elinde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. Sarayın dehlizlerinden fışkıran kötü kokular ortalığı kaplamasın. Son yaşadığımız borsa skandalı memleketimizin ülkeyi hamuduyla götürmeye gelmiş sakat bir zihniyet tarafından yönetildiğini bir kez daha göstermiştir. Borsa İstanbul'daki skandalın başrol oyuncuları sarayın sermaye piyasasına atadığı üst düzey bürokrat, sarayın listelere yazdığı milletvekili, sarayın atadığı cumhurbaşkanlığı danışmanı, yani sarayın adamları, sarayın şürekası, özetle sarayın yanaşmaları ve beslemeleri 32 kısım tekmili birden bir saray oyunu. Bu oyunun başrol oyuncularından biri olan atanmış eski sermaye piyasası kurulu başkanı, daha önce de Bank Asya'da üst düzey görev yapmış. Banka kapatılmadan birkaç gün önce de kefilsiz, teminatsız birilerine 100 milyon dolar kredi kullandırdığı iddia edilen bir kişidir. Bank Asya'ya evinin kirasını yatıranı, Bank Asya'nın önünden geçen ne kadar insan varsa içeri atan bu yönetim, önce Halkbank'ın başına, sonra SPK'nın başına bu kişiyi neden getirmiştir? Verildiği iddia edilen 100 milyon dolar kredi aynı ipte oynayan iki cambazdan, ipten düşene mi gitti, yoksa ipin üstünde kalana mı gitti? Diğer taraftan sarayın kibirlisi bu kadar besleme danışmanı ne yapıyor diye merak edip duruyorduk. Ne işe yaradıklarını yavaş yavaş görüyoruz. Saraydaki bir kısım danışman grubu siyasi konumlarını kullanarak milleti ve küçük tasarrufçuyu meğer soymakla görevliymiş. Meğerse orada burada din imam bayrak ezan derken deveyi hamuduyla götürüyorlarmış. Biz karşımızda sadece otoriter bir saray rejimi var diyorduk. Ama bugün ortaya dökülenler karşımızda sadece otoriter bir rejim değil, aynı zamanda koca bir yamyam yürüğü olduğunu da gösteriyor. İddialar gerçekten mide bulandırıcıdır. Küçük yatırımcıları silkelemeye dönük borsa manipülasyonları, bu manipülasyonları köpürten medya tetikçileri, danışmanlık kisvesi altında yapılan iş takipçiliği, istenen ve itiraf edilen rüşvetler ve yandım Allah diye feryat eden, keriz yerine konup silkelenen binlerce mağdur insan. Bu iddialarla ilgili kayıtları, belgeleri, rüşvetin tarifesini, rüşvetlerin nerede saklandığını, hangi evde kaç kasa bulunduğunu, ne kadar rüşvet toplandığını, kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanı veya Cumhuriyet Savcıları değil de bir mafya babası açıklıyor. Memleketi düşürdükleri hale bakın. Türkiye bunların döneminde rüşvetin belgesi olduğunu bir suç örgütünün başındaki kişiden duydu, gördü, öğrendi. Bunlar sadece onun bildikleri, onun eline geçenler. Konunun çok daha derin olduğu açık. Devletin istihbaratının, polisinin, İçişleri Bakanı'nın elinde çok daha fazlası olduğu şüphe götürmez. Ama herkes kulağının üstüne yatıyor. İçişleri Bakanı mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söyledi. Ne oldu? Hangi işlem yapıldı? Hiçbir şey. Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. O da nerem doğru ki demiş. Hesap o hesap. Bugün bu son skandalda rüşvet istenen iş kadını sermaye piyasası kurulunda işinin görülmesi için bir AK Parti milletvekilinin rüşvet istediğini, bu rüşvet talebini CİMER'e yazdığını, bir televizyon kanalında çıktığı açıkça itiraf etti. Bu iddiaların hemen ertesi günü sermaye piyasası kurulu benden rüşvet istendi diyen rüşveti CİMER'e şikayet eden bu iş kadını hakkında suç duyurusunda bulundu. Sermaye piyasası kurulu iddialarda adı geçen medya tetikçileri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, AK Parti milletvekili, önceki dönem SPK başkanı hakkında da aynı suç duyurusunda bulunacak mı? Bu rezalet karşısında savcılar harekete geçecek mi? Memlekette tuz koktu. Cumhuriyet savcıları hala akılını kıpırdatmıyor. Daha doğrusu kıpırdatamıyor. Çünkü memlekette taşları bağlamışlar. Hırsızlar serbest. Eşkıya düze inmiş, yiğitler derdest. Ve ne diyordu değirmenci? Bu nasıl çark?
Buğday bizim, ezilen biz, un olan biz, aç kalan biz. Kimdir bu doymak bilmeyen soysuz? Bu sorunun cevabını da Ahmet Arif'in o yumruk gibi dizeleri veriyor. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bizim mücadelemiz de milletimizin aşına, ekmeğine göz koyan engerek ve çıyanlarladır. Bugün örgütümüz, milletvekillerimiz bu ağır iddiaların araştırılması için savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın 3-5 kuruş emek emek yaptığı tasarrufunu manipülasyonlarla gasp eden çetelere milletimizin desteğiyle seçimde de seçimden sonra da hesaplaşacağız. Buradan kimlerin nemalandığını ortaya çıkartacağız. Dolandırılan küçük yatırımcıların hakkını arayacağız. Bu konuda biz de kararlıyız, milletimiz de son derece kararlı. Türkiye'nin artık devlet yönetiminde topyekün bir temizlenmeye, arınmaya, bu kirlenmiş, yozlaşmış saray rejiminden kurtulmaya ihtiyacı vardır. Bu millet bundan tam 100 yıl önce emperyalizme karşı verdiği büyük bir milli mücadeleyle dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olmuştu. Şimdi ondan tam 100 yıl sonra bir kere daha, bu sefer de seçim sandığıyla cebini boşaltan bir otoriter rejimi devirmeye, tüm demokratik dünyaya bir kere daha örnek olmaya hazırlanmaktadır. Milletimiz önüne gelecek ilk sandıkta Türk demokrasisinin gücünü, milletimizin özgürlük aşkını bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Artık milletimiz kral değil, kural istiyorum diye haykırmaktadır. Kralların hakim olduğu yerde tarlaya kargaların, ambara farelerin, fırına hırsızların, memlekete haramilerin dadandığını milletimiz görmüştür. Herkese yetecek ekmeğin bir avuç yandaş ve saray beslemesi tarafından gasp edildiğine şahit olmuştur. Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluğun da arşa çıktığını milletimiz yaşayarak öğrenmiştir. Her yıl yayınlanan Uluslararası Legatum Refah Endeksine göre bu ucube şahsı hükümet sisteminin elinde dünyada en hızlı refah kaybına uğrayan üçüncü ülke Türkiye'dir. Yani milletimizi hızla fakirleştiren bu sistem bizi fukaralaşmada dünya üçüncüsü yapmıştır. Bizden daha kötü durumda olan iki ülke vardır: Venezuela ve Tunus. Yine bu tek kişilik saray rejimi ülkemizi %145 üretici enflasyonuyla dünya enflasyon liginde şampiyon yapmıştır. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla.